Yorumsuz. Ayran, kola içiyorsun yolda giderken, canın çekti. Onu böyle bir köşeye atmak yerine gidip elimde taşıyıp çöp tenekesine atarsam diyorum bunu çöp kutusuna. Böylece ülkeme, dünyama bir faydam olur. Bir, en azından zararım olmaz diye düşünüyorum. Abi, Körlük diye bir kitap vardır. Şiddetle okunmasını tavsiye ederim o kitabın. O kitabın bir yerinde çok güzel bir anekdot vardır. Körlük bir yere salgın halinde geliyor ve bulaşıcı. Dolayısıyla insanları karantinaya alıyorlar. Kimse göremez hale geliyor. Herkes sadece beyaz görüyor her şeyi. Bunlar bir koğuşun içerisinde karantinadayken bir tanesinin tuvaleti geliyor. Çıkacak, tuvaleti bulamıyor çünkü göremiyor. Sonra aklına şu geliyor, işte insanın çirkin yüzü de burada başlıyor aslında. Ulan diyor, bir dakika, buradaki herkes kör. Şuraya yapsam kim fark edecek ki diyor. Bu oraya pisliyor abi o insan. Sonra tuvalete gelen her kör o kokuyu referans alarak oranın tuvalet olduğunu düşünüyor. Ve herkes gidip oraya yapıyor. Kırık sonra cam teorisi diyorlar buna. Korkunç bir şey birikiyor. Şimdi söylemeyeyim ama herkes anlamıştır ne olduğunu. İnsan böyle bir varlık baba. İnsan böyle bir varlık. Benim kahramanlarım. Bunlar Allah'ın sessiz kulları arkadaşlar. Ne olursunuz denk geldiğinizde, açsa açlığını giderin, susuzsa su verin. Muhtaçsa eğer ihtiyacını görün. Bunlar Allah'ın sessiz kulları. Bir ülkede hayvanlara şefkat kalmamışsa insanlara gelmiştir sıra. Bir ülkede hayvanlar öldürülüyorsa insanlar mutlaka öldürülür. Evet, bu görüntü çok ilginç, güzel, hoş. Dünya biraz daha güzelleşti. Evet. 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 Hiç içinizden nefret duyan oldu mu şu anda bu görüntüye? Evet, insanlığından şüphe edilir değil mi? Evet efendim. Teşekkür ediyorum.